Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Tacettin Bayır, İzmir Milletvekili. Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, AK Parti'nin alelacele getirdiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri için Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bilindiği üzere AK Parti tarafından komisyona sunularak seçimde aday olup kazanamayan oda ve borsa başkanlarının eski görevlerine dönebileceği bu teklif, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndan geçti. Üstüne de geldiğinde sadece topu ilgilendiren bu maddeyi Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nda eklenerek geçti komisyonumuzda. Sayısı 20'yi bulan tüm kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarından sadece iki tanesi sırf iktidar kanadından birisinin istemesi sebebiyle söz konusu kurumların görüşü dahi alınmadan komisyona gelebiliyor ve mecliste biz bu teklifi konuşabiliyoruz. AKP'nin yerel seçimlere yönelik bu hamlesini kim nasıl düşündü orasını bilmem ama konuyla ilgili kurumun ve kurumların görüşünü almadığı çok açıkça görülmektedir. Öyle ki Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Oda Borsa Birlik Başkanlığı görevimizde siyaset arasındaki ayrım kesin bir çizgiyle belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi söz konusu olur ki bundan en fazla bizlere bu görevlere emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür. Bu camiada görev üstlenmek ve siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır demeci Sayın Hisarcıklıoğlu'na aittir. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı özerk alanına müdahale olarak tanımladığı bu teklifin Türkiye Odalar Birliği ve Borsası'nın iç yapısının bu yasadan zarar göreceğini ifade etmekte ve düşünmektedir. Kaldı ki iktidarınız süresince birlikte yürüdüğünüz bir kurum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ama sizin gibi düşünmüyor. Adrese teslim ihaleleri gördük, 16 yıldır yaşadık. Ama şimdi de adrese teslim kanunları yaşıyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yukarıdan bir talimatla önümüze konan bu tek maddenin yasalaşmasının ardından yaşanması muhtemel tehlikelere karşı iktidarı uyarıyoruz. Konu temelde özerk olması gereken kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının anayasadan aldıkları yetki ve görevlerle birlikte düşünülmelidir. Seçme ve seçilme hakkı, hukuk devleti, seçme seçilme hakkının eşitliği, kurumların içinde siyasetin günlük çıkarlarının nüfuz etmemesi üzerinden tartışılmalıdır. Bu yasa teklifi iktidarın kendisine yakın kurumların yanına çekebilecek, söz konusu kurumların tarafsızlığı ve bağımsızlığını kaybedecek bir sonuca dönüşecektir. Bu yasa çıktığı takdirde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları seçime girdiği zaman açıkça siyasi partiler yarışını izleyeceğiz. Neden sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu? Madem bunu getireceksiniz, komisyonda da ifade ettim, sayısı 20'yi bulan tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da görüşleri alınarak bu teklife dahil edelim. Bakalım onlar istiyorlar mı görüşlerinde? Ben açıkçası kendim bir çalışma yaptım sevgili arkadaşlar. Bunu TOP dahil olmak üzere odaların hiçbirisi, sadece Esnaf Sanatkarlar Odası'na ayırıyorum, onlar belediye meclisine belli dernek başkanlarının meclis üyesi olarak hizmet etmelerini öneriyorlar. Ama onun dışındaki odaların tamamı bu yasaya karşılar. Yani sonuç itibariyle Ziraat Odaları Birliği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Mali Müşavirler Odaları Birliği,
ve diğer 15 birliğin başı kel mi? Yani onlara niye böyle davranıyorsunuz da bu ikisine farklı davranıyorsunuz? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi kanunlarında tanımlanmış organlarının göreve gelme, görevden ayrılma süreçlerine dair kıstasların diğer bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları içinde geçerli olması gerektiğine, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevden ayrılma, istifa ve göreve geri gelme süreçlerinde herhangi bir değişikliğin ilkesel olarak diğer bir kurumlarda da uygulanması gerekebilir. Aksi halde tam da bu teklifte olduğu üzere adrese teslim bir kanun maddesiyle karşı karşıya kalırız. Türkiye Odalar Birliği üzerinde getirilen bu teklifin amacı, aday adayı olmayı düşünen başkan ve yönetim kurulu üyelerinin siyasi ve idari koltuk garantilerini verebilmektir. Peki burada başkanlıktan istifa etmeden buraya aday olan arkadaşların bu kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarını, parasını kullanabileceğini düşünemiyor muyuz? Bu kanunda özünü rahatlıkla görebileceğimiz gibi ahilikten bugüne dek meslek örgütlerini uzmanlık alanları çerçevesinde bir araya getiren oda ve borsalar, birlikler her biri ayrı kanunla yetkilendirilmiş siyasi tartışmalardan bağışık ve kamu otoritesinden özerk siyasi parti bağları olmamasına gayret gösterilen sivil toplum örgütlenme biçimleridir. Anayasamızda ifadesinde bulunduğu üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üyelerinin seçimle iş başına getirdiği yönetimler yoluyla ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Kimi alanlarda kamu gücü ayrıcalıklarını kullanırlar. Fakat her durumda siyasi partilerin asla arka bahçeleri olmazlar. Olmamalıdırlar. Hiçbir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu partizan kimliklerin gölgesinde yaşayamaz. Partili kimliğini belli etmiş bir belediye başkanı ya da milletvekili adayı ya da seçilememede ya da aday gösterilememe halinde bu kurumların yönetim kademesinde sanki hiçbir adaylık süreci yaşamamış gibi ertesi gün makamına dönerek görevine aynı tarafsızlıkla devam edemez diyerek bu konuda hakkındaki düşüncelerimi dile getiriyorum. İş dünyasının meclisten beklentisi, Sanayi Ticaret Komisyonu'ndan beklentisi bu kanun maddesi değildir. Asıl beklentiler farklıdır. Şimdi bir bakalım iş dünyası bize neler bekliyor. Bir ülkede ekonomik düzenin sağlanması, üretimin artması, yoksulluğun azalması, işsizliğin giderilmesi için ilk önce siyasi istikrarın sağlanması gerekmektedir. Çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor. Esnaf siftah yapamıyor. Sanayici, ihracatçı ona keza ve ne acı ki gençlerimiz kendi geleceklerinin endişesiyle ne yapacaklarını, nasıl hayat kuracaklarının korkusunu yaşıyorlar. 16 yılda ülkemizin geldiği durum göz önüne bulundurulduğunda ülkemiz ekonomisine duyulması gereken güven yerini güvensizliğe bırakmış durumda. 16 yılda izlenen yanlış politikalarla AKP'ye güveni ülkenin kalmamıştır. Adaletsizlik ülkenin dört bir yanını kuşatmakla birlikte insanlar üzerindeki psikolojik baskı, özgürlüklerin askıya alınması, yatırımcıyı ürkütmekte, ekonomideki istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bu bağlamda halkın devleti yönetenlere olan güvensizliği her kesime yansımaktadır. Bugün sanayicisinden üreticisine, öğrencisinden işçisine, çiftçisinden gazetecisine, akademisyenine kadar herkes gelecek kaygısı ve endişesi yaşamaktadır. Anayasal özgürlüklerin kısıtlandığı bir ülkede bırakın yatırım yapmayı, günü borçsuz harçsız kurtarmak, evine ekmek götürebilmek için insanlar adeta çaresizlik içinde çırpınıyorlar. Bugün devlet yöneticileri saraylarda yaşıyor, ultra lüks arabalara biniyor, özel uçaklarla seyahat ederken ülkemizdeki gerçek işsizlik oranını TÜİK'in 10.4 olarak açıklıyor. İş aramaktan bunalmış, vazgeçmiş insanları da göz önüne aldığımızda işsizlik oranı %16'yı bulmuştur. İşsizlik sayısı 5,5 milyonu bulmuşsa eğer, ekonominin iyi gittiğini, adaletin var olduğunu söylemek halkımızın aklıyla dalga geçmektir. Ülkemizde 16 yıldır katlanarak büyüyen sorunlardan birisi de kayıt dışı ekonomidir. Bilindiği üzere
yeraltı ekonomisi, illegal ekonomi, kara ekonomi, resmi olmayan ekonomi, gizli ekonomi, kara borsa ekonomisi benzer anlamlara gelen, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ve bu sebeple denetlenmeyen faaliyetlerdir. Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, kalkınabilmenin önde gelen şartlarındandır. Faiz ve vergi oranlarının yüksek olduğu ülkemizde yapılan araştırmalarda ekonomi içindeki kayıt dışılık oranının %30 civarında olduğunu göstermektedir. Dövizin bastırılması için kara para trafiğinin önü açılmış, kaynağı belli olmayan, nasıl kazanıldığı belirsiz paranın dövizle ülkeye girişine çanak sunmuştur. Dürüst, namuslu ticaret erbabına ise baskı üzerine baskı kurulmuştur. Kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran sebeplere bakılınca, kayıt dışı ekonomi genellikle enflasyon sorunu yaşayan, haksız kazanç sağlamaya müsait, gelir dağılımı bozuk, vergi oranları yüksek, denetim yapıları zayıf olan ülkelerde ortaya çıkar. Kayıt dışılık, gelir dağılımı adaletsizliğine bağlı olarak da artar. Türkiye'deki kayıt dışı istihdamı birkaç nedenle açıklamak mümkün değildir. Ancak bir sınıflandırma ile kayıt dışı istihdamın nedenlerini açıklayacak olursak, mali ve siyasi nedenlere bakmak lazım. Mali nedenlere baktığınızda, kamu harcamalarını gerçekleştirmek amacıyla alınan, devletin önemli geliri olan vergi ile kayıt dışı ekonomi arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Vergi oranları arttıkça vergi mükellefleri daha az vergi ödemek için kayıt dışılığa yöneleceklerdir. Vergi oranları yükseldikçe hükümetler bu durumu iyileştirmek amacıyla muafiyet ve istisnaları arttıracaklardır. Fakat bu sefer de vergi adaletsizliği ortaya çıkacaktır. Mükellef daha fazla vergi ödediği takdirde hissine kapılıp vergi kaçırma eyleminde bulunacak ve kayıt dışı ekonomide büyüyecektir. Vergi kaçakçılığını önlemek, vergi denetiminin sağlıklı bir şekilde olması, vergi sisteminin basit olmasına ve mükellefler arasında vergi adaletine bağlıdır. Bu şekilde de kayıt dışı oranı küçülebilir. Devamlı vergi affı çıkararak namuslu vergisini zamanında ödeyen adamla nasılsa bir af çıkar deyip de vergisini ödemeyen tüccar, esnaf aynı kategoriye konmamalıdırlar. Siyasi nedenlerine baktığımız zaman kayıt dışı ekonomi sebepleri arasında siyasi nedenin en büyük sorumlusu siyasi liderlerin davranışlarıdır. Siyasi liderler çıkarlarına göre hareket ettikleri, mesela oy almak için bazı kesimleri verginin dışında tutarak vergi yükünü diğer kesime, yani oy alamayacağı mükelleflere atfedip bu mükelleflerin haksızlığa uğramalarına sebep olmaktadır. Vergi mükellefi de haksızlık karşısında vergi kaçırma eğilimi içine girecektir. Sürekli vergi politikalarında değişikliğe gidilmesiyle mükellefin güveni zedelenmektedir. Çünkü vergi kanunu değiştirilmesiyle birlikte vergi yükü bir taraftan alınıp diğer tarafa yüklenilmiştir. Yine siyasi liderler seçim zamanlarında gerçekleştirmiş oldukları vergi aflarıyla da kayıt dışı ekonominin boyutunu arttırmaktadırlar. Mükellefler sık tekrarlanan vergi afları karşısında vergi ödemek istememektedirler. Ve firmalar arası rekabet ve artan maliyetler. Ülkede yaşanan krizden dolayı rekabet gücü önem kazanmış, firmalar rekabet gücünü artırmak için maliyetlerini düşürme yoluna gitmişlerdir. Bu yönde de kayıt dışı ekonomiye ve onun bir yansıması olan kayıt dışı istihdama yönelmişlerdir. Enflasyon gibi ekonomik değişmeler, gelir dağılımının adaletsizlik olması, işsizlik gibi darboğazlar kayıt dışı istihdamı tetikleyen nedenlerdir. İşsizliğin fazla olması ve yoksulluğun kayıt dışı istihdamın büyümesine neden olan ekonomik problemlerin başında gelmektedir. İşsizliğin yüksek olduğu ülkemizde bireyler kayıtlı iş bulmakta zorluk çekmeleri yüzünden kayıt dışı işlere yönelmeyi tercih etmektedirler. Sanayi açısından baktığımızda ülkemizde küçük ve orta işletmeler ekonomik değişmelerden daha hızlı etkileniyorlar. Bu darboğazı atlatabilmek için kayıt dışı istihdama yöneliyorlar. Suriyeli işçiler gibi. Bu bağlamda büyük ölçekli işletmeler vergi indiriminden, teşviklerden ve benzerinden yararlanırken küçük çaplı işletmelerin genel ekonomi içerisindeki payı düşük olduğundan, ay sonunda bırakın kazanmayı, borçları çoğaldığından
ayakta durmaya zorlandıklarından, üstüne üstlük vergi indirimlerinden ve teşviklerinden yeterince yararlanamadıklarından dolayı kayıt dışı istihdama yöneliyorlar. Değerli arkadaşım, bu konuda kayıt dışı istihdamda, haksız rekabette emeklilerin konumu ne oluyor? Emekli aylıklarının seviyesinin düşük olması nedeniyle geçim sıkıntısı çeken emeklilerimiz ve yaşam standardını biraz olsun yükseltebilmek, daha fazla gelir elde etmek amacıyla birden fazla işte çalışan bireyler, ikinci çalıştıkları işlerde kayıt dışı çalışmayı tercih ediyorlar. Ve kara para, yasa dışı fonlar, gerek kamu açıklarının finansmanında, gerekse kalkınma için ihtiyaç duyulan fonların temininde sorun yaşandığından ve nereden geldiğine bakmaksızın kara para olarak tanımlanan yasa dışı fonlar da dahil olmak üzere ülkemize her türlü kaynak girişine izin veriliyor. Başta uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı faaliyetler oluşuyor. Bakın, 2002-2015 yılları arasında ülkemize yaklaşık 40 milyar dolar kaynağı belirsiz para girerken, sadece 2015 yılında kaynağı belirsiz döviz girişleri 9.3 milyara ulaşmıştır. 2016 yılında ise kaynağı belirsiz döviz girişleri 759 milyar dolara yükselmiştir. Akıl alır bir rakam değildir ve 2018 yılında ise şu an itibariyle 1069 milyar dolarda kayıt dışı Türkiye'ye giren döviz vardır. Buna rağmen döviz rezervlerimizde rekor bir azalış olmaktadır. Bu cari açığın normal yollardan finanse edilemediğinin göstergesidir. Finansman olmayınca cari açık azalıyor ama büyüme çakılıyor. Bu rakamlar ülkemizin ciddi bir kayıt dışılık ve kara para sorunuyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Tüm bu olumsuzluklardan ortadan kaldırılması kötü ekonomik ve politik reformlarla mümkün olabileceğinden, ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ile fon girişlerinin kontrolünün sağlanması konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Dolaylı vergiler çoğunlukla farkında olmadan verdiğimiz, bazen pazarlıkla kaçınmaya çalıştığımız vergi türleridir. Dolaylı vergiler gelir düzeyinden bağımsız olarak herkes için eşit oranda uygulanır. Bu nedenle dolaylı vergilerin yüksek olması toplumun geliri düşük bölümü için dezavantaj sayılmaktadır. Zengin fakir ayrımı yapmadan zorunlu tüketim maddelerini kapsayacak şekilde arttırılan katma değer vergisi, özel tüketim vergisi benzeri dolaylı vergiler haksız ve adaletsiz bir uygulama olduğu gibi adaletsiz vergi düzeninin de adıdır. Hükümetlerin yanlış politikaları sonucu oluşan bütçe açığının bu olumsuz süreçte hiçbir katkısı olmayan fakir fukaraya yediği ekmekten, içtiği sudan, sofrasındaki peynirden, zeytinden, giydiği ayakkabıdan alınan dolaylı vergilerle kapatılmaktadır. Dolaylı vergilerin haksız bir şekilde arttırılması sadece emekliyi, dulu, yetimi, işçiyi, köylüyü aç susuz bırakmıyor. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi, kayıt dışı istihdamı da teşvik ediyor. Bu vergi politikası her yönüyle ekonomiyi saydamlıktan uzaklaştırarak gerçek vergi ödemesi gerekenlerin vergi kaçırmalarına yol açıyor. Dolaylı vergi düşük gelirlilerin aleyhinedir. Dolaylı vergi harçların ve cezaların arttırılması, düşük gelir grupları açısından sosyal adaletin bozulmasına neden olur. Dolaylı vergileri arttırmak yerine vergi tabanını genişleten, kazançtan alınan sürdürülebilir adil vergi düzeni alınmalıdır. Dolayısıyla bu duruma gelen ülkemizde şu anda insanlarımız bunalımda. Araştırmalara göre Türkiye'de her 4 kişiden biri depresyondadır. İş kaybı, maddi sıkıntılar, yoksulluk gibi ekonomik etkenlerle depresyonun yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Antidepresan ilaç kullanımı artmış, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 2015'te 8 milyon 179 bin kişinin antidepresan alıştığını açıklamıştır. İntiharlar çoğalmıştır. Tüm bu ekonomik ve toplumsal çöküntünün nedenleri, temel ve etik değerleri içe sayan, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden 16 yıldır hükümetin uyguladığı zihniyettir. Yani adaletsizlik sadece eğitimde, sadece mahkemede, sadece yaşamda, sadece seçimde, sadece inançta, geçimde, devlette, medyada değil, ekonomide de had safhadadır. Bugün hepimizin bildiği gibi
Dünya Çocuk Hakları Günü. Temennim ve dileğim odur ki tüm dünyada yaşayan çocukların yatağa aç girmediği, oyun oynarken başlarına bombaların düşmediği, barış ve kardeşlik türküleri söyleyen çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Teşekkürler Sayın Milletvekili.